Herkese merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle arkadaşlık üzerine konuşacağız. Çocukluk döneminde, ergenlik döneminde, yetişkinlik döneminde bizi etkileyen arkadaşlık kavramı. Biliyorsunuz herkesin bir yaşam hikayesi vardır ve bu yaşam hikayenize dahil olan insanlar sizin hikayenizi etkiler. Bizler psikososyal varlıklarız. Tabii ki de insanlarla ilişki kuracağız ve o ilişkiyi yürüteceğiz, bir şeyler paylaşacağız, duygusal paylaşım çok önemli, oraya gireceğim. Ama hayatımıza aldığımız, hayatımızın merkezine aldığımız insanlara dikkat etmemiz gerekiyor. İlişki kurduğumuz kişilere dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü eğer güvenli bir ilişki kurulamazsa, eğer bize zarar verici bir ilişki kurulmuşsa bu bizim hayatımızı olumsuz olarak etkilemiş oluyor. Çocukluk dönemindeki arkadaşlıklar çok çok önemli. Çocukluk çağı travmalarından bahsetmiştik zaten sizlerle. Hem arkadaşlık ilişkileri olsun, hem ebeveyn tarafından olsun. Her şekilde travma yaşayabiliyoruz tabii ki. Bunun önüne geçilemez ama daha sonrasında bu çocukluk çağı travmaları yetişkinlik dönemlerimize kadar yansıyabiliyor. Psikolojik destek alarak tabii ki bunların üstesinden gelebiliyoruz ama arkadaşlık da çok çok önemli ruh sağlığı için. Şimdi çocukluk döneminde baktığımız zaman anlık fiziksel oyun arkadaşlığı dediğimiz bir durum var. Bu 3-7 yaşlarında başlıyor. Burada çocuklar arkadaşlık, buradaki çocuk için arkadaşlık genellikle oyun alanı içindir. Yani birlikte oyun oynayalım, birlikte vakit geçirelim şeklinde bir arkadaşlık türüdür. Arkadaşın ne olduğuna dair herhangi bir fikri oluşmamıştır daha çocuğun. Sadece onun için oradaki oyun, birlikte geçirilen vakit çok çok önemlidir. Çocukluk çağındaki bir diğer arkadaşlık modeli ise tek yönlü arkadaşlıktır. Tek yönlü yardıma bağlıdır. Bu da 4 ve 9 yaşları arasında başlar. Şimdi bu dönemde çocuğun arkadaşlıktan anlayacağı şey tek yönlü yardım. Yani oyuncak, materyalist gibi bazı durumlarda paylaşım beklentileri vardır çocuğun. Bu beklentileri baskındır. Arkadaşlıkta çocuğun yardım beklentileri tek yönlü oluşur. Yani 4-9 yaşlarında bu şekilde ilerler. Evet, 6-12 yaş arasındaki arkadaşlıkları da yine çok dikkat etmek gerekiyor. Dediğim gibi çocukluk döneminde ve ilerleyen gelişim dönemlerinde yapılan arkadaşlık tercihleri diğer zamanlarımızı bizim etkileyebiliyor. Yetişkinlik döneminde iş arkadaşlıklarımızı etkileyebiliyor. İnsanlarla olan ilişkilerimizi etkileyebiliyor. Şimdi 6-12 yaş arasındaki çocuklarda arkadaş seçimi genellikle iyi gün dostu şeklindedir. Yani işte ben senin sırrını tutayım, sen benim sırrımı tut. İyi gününde yanındayım ama kötü gününde burada değilim şeklinde arkadaşlık tipleri olabiliyor bazen. 6-12 yaş arkadaşlık tiplerinde arkadaşının verdiği sözü tutmaması ya da onun istemediği bir şekilde durumla hiç alakası olmayan bir şekilde davranması ve aynı zamanda bu dönemlerde arkadaşlık seçimlerinde çok hatalar yapılabiliyor. Arada güven problemleri olabiliyor. İşte sen bana şunu dedin, bana bunu dedin, benim arkamdan konuştun vesaire gibi tartışmaların yaşandığı ve arkadaşlık seçimlerinde genellikle hataların yoğun yapıldığı dönemlerden bir tanesi 6-12 yaş arasındaki arkadaşlık seçimleri. 11-15 yaş arkadaşlık tipinde samimi ve gerçekçi paylaşmaya yatkın arkadaşlık tipi vardır. Bu dönemde genellikle çocuklar karşılıklı güven oluşturabilecek arkadaşlıkları tercih etmeye başlarlar ve duygusal paylaşımın artmaya başladığı dönemdir. Bu dönemde genellikle çocuk güvenilir bir arkadaş sahibi olmak ve bununla alakalı duygusal paylaşım yapmak için çaba gösterir. Evet, 12 yaş ve sonrası arkadaş tipinde genellikle özerk ve ilişkili arkadaşlık tipi oluyor. Ne demek bu? Yani kişi 12 yaş ve sonrasında seçeceği arkadaşlara biraz daha fazla dikkat etmeye başlıyor. Burada arkadaş ilişkilerin getirdiği bazı zorunluluklara, sosyal normlara ve kişinin kendi içinde bulunduğu sosyal ortama uyum sağlayabilen, daha çok duygusal paylaşımını yaptığında yanında rahat hissedebileceği güvenilir bir arkadaş tipini daha sağlıklı bir şekilde aramaya başlıyor. Burada genellikle arkadaşlık ilişkilerinde bir denge olması gerektiğini anlıyoruz aslında. İhtiyaç ve istekler, özellik dediğimiz durum ve birlikte yapılabilen duygusal paylaşımın dengeli bir şekilde olduğu arkadaşlık tiplerini seçmek çok önemlidir. En iyi arkadaş ne demektir? En yakın arkadaş ne demektir? En iyi arkadaş, en yakın arkadaş dediğimiz zaman tabii ki bu kavram kişiden kişiye değişebiliyor. Mesela birisi der ki işte benim sırlarımı saklayabiliyorsa bu benim en iyi arkadaşımdır.
birisi der ki bana bol bol hediye alıyorsa, benimle birlikte vakit geçiriyorsa bu benim en iyi arkadaşımdır. Bu kavram içini doldurmak için tabii ki kişinin duygu durumuna bakmak gerekiyor. Kişinin tercihlerine bakmak gerekiyor. Ama genel anlamda iyi arkadaş nasıl olmalıdır? Karşılıklı fedakarlığın, sevginin, saygının, duygusal paylaşımın olduğu. Yani tek ben yapacağım, karşı taraf yapmayacak. O zaman sağlıksız bir arkadaşlık. Her iki tarafında birbirine güvenebileceği, karşılıklı duygusal paylaşım yapabileceği. Duygusal paylaşımdan kastım şu, iyi gününde ve kötü gününde birbirinizin yanında olabilmeniz. Duygularınızı kendinizin izin verdiği ölçüde paylaşabilmeniz. İşte üzgünsünüz, arkadaşınız sordu mesela, bugün neden üzgünsün? Eğer gerçekten paylaşabileceği bir şeyse, paylaşmak istiyorsa rahatlıkla sizinle paylaşabilmeli. Çünkü bilmeli ki burada konuşulan burada kalacak. Güven çok önemli, duygusal paylaşım çok önemli. Ve birlikte geçirdiğiniz vakit kaliteli vakit, güvenilir vakit olması gerekiyor. Hem iyi günde hem kötü günde olumsuz ve olumlu açıdan bakış açılarınızın da anlayışlı bir şekilde olduğu arkadaşlık tipleri çok önemli. Arkadaşlık ilişki açısından çok önemlidir. Çünkü güven üzerine kurulamayan bir ilişki tipi ileriki ilişki tiplerimizi de bizim etkiler. Çocukluk döneminde güvenilir olmayan bir arkadaşlık yaşamışsak eğer ve bu devamlı tekrar etmişse diğer ilişki tiplerimize de yansıyabiliyor. Devamlı yanlış kişiyi seçebiliyoruz. Ama bunun üstesinden gelmek de çok aslında zor değil. Sadece kendi kriterlerimizi belirlemek burada önemli. Kendimizi çok iyi tanımak önemli. Ve sonrasında hangi arkadaş tipiyle mutlu olabilirim? Hangi arkadaş tipiyle yaşam kalitem bozulmaz? Bunu belirlemek önemli bir nokta. Hayatımızı sadece arkadaş değil, yani iş yaşamımızda da olsun ya da aile hayatımızda da olsun, hayatımıza giren herkes genellikle kurduğumuz ilişki tipleriyle alakalıdır ve bu yaşamımızın, hikayemizin büyük bir bölümünü etkileyecektir. Bu yüzden hayatımızın merkezine aldığımız şeyler sadece hedeflerimiz olmadığı için hani insanlar da bazen hayatımızın merkezine alabiliyoruz ya da biz izin vermeden girebiliyorlar. Bunun için buna çok dikkat etmek gerekiyor. Altını çizerek söylüyorum. Yaşamınıza aldığınız insanlara dikkat edin. Hayatınızın merkezine koyduğunuz hedeflerinize dikkat edin. Bu hikaye sizin hikayeniz, sizin yaşam hikayeniz ve bu hikayeyi yönetmek de yine sizin elinizde. Bazı sebepler elinizde değil. Neler? İşte doğduğumuz yeri seçemiyoruz, cinsiyetimizi seçemiyoruz, ailemizi seçemiyoruz ama seçebildiğimiz şeyler hakkında mesela arkadaşlarımızı seçebiliyoruz. Bunlar hakkında, kendi seçimlerimiz hakkında daha dikkatli olursak bu da yine bizi daha az etkiler. Evet, bugün arkadaşlık üzerine konuştuk. Arkadaşlık kavramından bahsettik. Ruh sağlığımızla alakalı bağlantısından da bahsettik. Eğer sorularınız olursa sosyal medya üzerinden sorabilirsiniz. Randevu almak isterseniz dediğim gibi hem bilgi hem randevu için numaralar mevcut. Ya da doktor takviminden de yine randevu alabiliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu zaman dilimleri diliyorum. Hoşçakalın.